Şimdi bu brokolileri biraz haşlamak meselesine değinmek istiyorum seninle Meltem abla. Bu kaç dakika haşlanmalı? Yani kaç dakika haşlandı? Çünkü işte 10 dakika yapsan dağılıyorlar. 7 dakika, 5 dakika yapsan diri kalıyorlar. Evet. Yani buharda haşlamak bu da çok önemli. Rengini kaybetmemesi de çok önemli. Yani bu mesela olmuş. Oldu. Evet. Bu oldu ve altını hemen kapattım bakın, ki evet. Bakın şurada gösteriyor. Zaten yani aşağı yukarı bunu koyalı 7 dakika falan olmuş. O kadar oldu. Tabii tabii o kadar oldu. Yaklaşık 7-8 dakikada bu hale geliyor. Hemen çok kısık ateşe alıyorum. Tamam. Ve şunu yapıyorum. Suyu bir kaşık un. Hemen bir kaşık alayım şurada. Hı hı. Bir kaşık unu koydum. Azıcık daha ilave edeyim. Tamam. Şimdi bunun üstüne sütü döküyorum hayatım. Süt. Ya neden biz böyle olduk? Gel şöyle şurada dökelim hadi istersen. Hadi peki. Evet. Bu krema yalnız. Bu krema. Olsun fark etmez. Sütü de içine ilave et. Şimdi brokoli çorbası yaparken aslında şöyle yapıyorlar. Ununu kavuruyorlar. Hmm. Şimdi ben o kavrulmuş yani birçok çorbada çok seviyorum kavrulmuş un tadını. Ama brokoli çorbasında sevmiyorum. Hmm. Bu unu koyma sebebim de çorbaya birazcık yoğunluk verebilmek. Evet içerken o kadar. Böyle bir ağza ağza böyle hoş geliyor doluluk. Şimdi bunu içine koyacağım ve sonra blenderdan dırt 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 geçireceğim ve sıvı hale getireceğim. Eğer istiyorsam brokoliyi çok daha az pişirdikten sonra undan bir tıkırdayacak ya. Tamam. Bunu döktüğüm esnada birazcık arpa şehri atıyorum içine. O da keyifli oluyor. Da yani keyifli. Hani çok fazla yemek alternatifim yoksa ya da akşamleyin hafif bir şeyler yemek istiyorsak içine birazcık arpa şehri atıyorum. Hem tok tutuyor sadece çorbayla bir tek akşam öğünü geçirmiş oluyoruz. Harika. Ne var içinde? Un, süt ve krema. Evet. Ama şöyle bir gerçi ben işte dikkat ediyorum ya da krema tadından hoşlanmayanlar var. Tabii. Krema sevmiyorum, çorbama da ilave etmek istemiyorum der iseniz süt oranını birazcık arttırarak yine aynı çorbayı yapabilirsiniz. Çok güzel. Süt koyarsınız 2 bardak kadar içine. Hı. Biz şimdi 1 bardak süt koyduk, 1 bardak kadar da krema koyduk. 2 bardak süt koyarsınız yine aynı lezzeti yakalarsınız. Kremanın birazcık daha tabii şey yoğunluğu şu var belki... İçerken kızdırılmış tereyağı gezdirilebilir üstüne. Bir de şimdi, ben ne seviyorum biliyor musun çorbalarda? Bir diş sarımsak. Ay ben de çok severim. Buna da sarımsak ve dereotu da mesela. Gördün mü? Ben gördüm evet bir anda. Normal. Hemen dırtlıyoruz. Çok hızlı bir şekilde oluyor çorbamız. Harika. İşte çorba bu. Bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi bunu böyle makineden geçiriyorum. Evet. Aslında bunu çok minik minik doğrayarak biraz da böyle ağza gelsin. Çorbada bir tadını varayım. Yiyeyim demek isterseniz ille de böyle bir aletten geçirmenize ya da sıvı hale getirmenize gerek yok. Biraz da dişe dokunsun derler. Sadece istediğim bir iki taşım unun pişmesi için. Tabii. Bir iki taşım unun pişmesi için kaynaması. Gördüğünüz gibi son derece yeşil. Ne yakışıyor bile biliyor musun? Ben bunu tabağa koyduktan sonra karabiber değirmenini alıyorum. Tamam. Bolca çok karabiber. Güzel. İnanılmaz güzel yakışıyor. Brokoli çorbasının yapımı bu kadar kolay. Bu kadar. Bir iki taşım kaynasın. Evet. Un, süt, yoğurt bitti. O kadar. Harika. Un süt krema. Un süt krema. Yoğurt dedim. Un süt krema. Ben şimdi kremacı değilim ya pek. Nedense değilsin evet. Şimdi ben anladım anlatırken de. Sen biliyorum da kremadan çok hoşlanmıyorsun. Aynen. Biraz daha o zaman pişiriyoruz. Birazcık daha. Tamam, evet, şuraya mı alayım? Eli yanmasın. Evet tamam. Orayı alırsan. Tamam. Ha. Nasıl yaktın şöyle, geçen elim şeylerden? Ay, evet çok fena yandı değil mi? Kıyamam yok, geçti sana bile ben. Hemen, hiç. O geçti anda geçti. Ama bakayım kalmıştır. Bak birazcık kaldı. Varmış orada duruyor. Seninki de kaldı. Ay çok tatlı. Bir de soruyor bana nasıl oldu parmağı diye. Şöyle birazcık yağ döküyorum. Tereyağı da olabilir. Üzerimize yok yalnız. Evet. Tereyağı da olabilir, zeytinyağı da olur. Zeytinyağını birazcık ısıtıyorum. Evet. Çok yakmıyorum zeytinyağını. Aynen. Birazcık ısıtıyorum. Üstüne kırmızı pul biber. Pul biber olur, toz biber olur. Acılı acısız. O tamamen sizin evet, zevkinize de kalmış. Şey değirmen karabiber de çok güzel olur dediniz. Ay evet karabiber de çok güzel olur. Hatta biraz da karabiber serpelim üstüne. Çorbamız hazır olsun.
Bak burada karabiber var. Gittim oralardan karabiber Harika. Aradım. Harika. Evet. Şöyle. İşte size yapımı son derece kolay, lezzetli bir çorba. Sık sık tüketmemiz gerektiğini söylüyorlar. Kesinlikle. Aslında çiğ brokoli seviyor musun? Ben brokoli salatası, Brüksel lahanası, enginar, lahana. Bunlar benim en sevdiğim sebzeler ve çok tüketiyorum ve çok 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 seviyorum. Güzel. Gerçekten. Buharda haşlayarak yapıyorum. Evet, buharda haşlayarak çok güzel oluyor. Hatta geçen gün evde öyle bir deney yaptı bizim sevgili Katya. Bu rengini kaybetmesini sevmiyorum ben brokolinin. Böyle yeşil yeşil daha diri diri evet. yemek hoşuma gidiyor. O da bir tek buharda pişince oluyor Meltem evet. ablacığım. Evet, kesinlikle. Aynen. Bir de şoklayınca yani aslında şöyle hemen alayım mı şunu elimle altından buzlu, dokunmasın sana. Evet. Evet yani birazcık haşladıktan sonra hemen buzlu bir suyun içine alırsanız o zaman da yeşil rengini gayet güzel koruyor. Koruyor. Aşkım şöyle Aman koyuyorum. Aman efendim. Baksanıza. İşte vitamin deposu kış aylarında bağışıklık sisteminizi dediğim gibi koruyacak şahane bir çorba. Doyurucu ve başlı başına bir öğün bence. Ekonomik bir de ekonomik olmasını da çok önemsiyorum. Kesinlikle. Yaptığımız yemeklerin lezzetli, ekonomik ve bereketli. Bereketli evet. değil mi? Ay evet, harika. Aynen öyle. İki yemeğimiz de çok güzel oldu. Çorbamız, salatamız ve sirkemiz. Ellerine sağlık aşkım. Baksana. Hayatım kalan brokolilerden de salata yapacağım. Yapacaksın tamam peki. Yapayım değil mi? Onu da evet şöyle güzel bir haşlayacağım ama çiğden evet. nasıl yapıyorsun? Yok çok azıcık buharda haşlayacağım. Tamam. Ben birazcık buharda haşladıktan sonra üzerine sarımsaklı yoğurt seviyorum. Çok güzel. Ya da normal yoğurtla biraz krem peynirini, labne peyniri karıştırıp Ayılıyor içine bir diş sarımsak koyup birazcık dediğim gibi kırmızı biber ve baharatlarla evet. lezzetlendirmeyi seviyorum. Aslında ben çok sebzeci bir kadın değilim. Evet değilsin. Sen her şeyin içine bir krema, her şeyin içine bir un girecek. Evet. Ama bunun içine bir de ne koyarız biliyor musun? Mesela benim salatamda nar. Nar. Aa bak çok güzel. Nar. Ceviz de güzel olur sanki. Ceviz, evet. nar. Ay, harika. Ay afiyet olsun.